Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır gitmek istediğim yere Piyan yoluna gidiyorum. Evimden biraz uzak olduğu için o yüzden yarı yolunu arabayla gideceğim. Bir kısmını da bisikletimle gideceğim. Bisikletim şu anda arka bagajda. Katlanır bisiklet. Ekipmanlarım hazır. Şu anda başlıyorum resmi olarak. Giriş yaptım şu anda bu parka. Sessiz şu anda, kimse yok. Zaten Perşembe günü millet işinde. Ben de buraya geldim şu anda. Yani bu yola genellikle bisiklet de gelinir. Yol üzerinde bisiklet kiralayabilirsiniz. Elektrikli bisiklet ve normal bisiklet olacak şeklinde. Yani turistseniz bile bu tecrübeyi yaşayabilirsiniz kendiniz ama benim kendi bisikletim vardı. Bisiklet kirası da saatlik 3 euro. Ağaçlı yola geldim. Şuranın güzelliğine bakın ya. Harika manzarası. Biraz yokuş yukarı olduğu için nefes nefese kalıyorum. Bakın yol üstünde böyle değişik değişik tarihi yerler var. Mesela şurası bir mezarlık. Resmi olarak Apian yoldayım. Zaten böyle asfalt olmayacak yol. Biraz çetrefilli geçecek benim için. Çünkü bisikletim benim uygun değil ama yapacak bir şey yok. Apia Antik. Evet, antik yol burası. Şurası da diğer bir katakombe. San Sebastiano. Hemen karşımdaki şurada ölüleri, Hristiyan ölülerini burada gömüyorlardı. Şu yeraltı mezarlığı 4 katlı olup ilk yeraltı mezarıdır burası. Buraya çok fazla turist geliyor. Çünkü bayağı ünlü bir yol yani. Şu anda yol üstünde kemerler olacak. Böyle eski eski tapınaklar var. Onları göreceğiz. Bir de burada yazın etkinlikler oluyor, konserler falan. Evet, hemen solumda su kemerleri bulunuyor. Birazdan dönüp siz de görün burayı. Aynen şurası. Ama kapalı. Buraya çok bisiklet turist geldiği için burada bisikletlerinizi kilitleyebilirsiniz. Ve böyle, çünkü yol üzerinde birkaç tane böyle gezilecek yerler var. Ben maalesef giremeyeceğim çünkü bisikletimin kilidi yok. O yüzden sizin haberiniz olsun. Karşımda gördüğünüz kilise 1300 yılında yapılmış, yani 14. yüzyılda. Şuranın çatısı yok. Uçmuş çatısı, eski bir kilise olduğu için barok zamanındaki bir kilise. İçi çok güzel. Hemen yolumun üstündeydi burası. Bilet gerekmiyor buraya girmek için. Sesim burada eko yapıyor. Karşısında da tarihi anıt var. Sadece silindir kısmı kalıyor şu anda. Taşlı yolda gidemedi bisikletim. O yüzden sol taraftan devam ediyorum. Burası daha düzgün. Bu yolda sadece bisiklet, motosiklet gelebilir. O yüzden araba gelemiyor buraya. Yani tam bisiklet için uygun burası. Şu toprak yolu daha rahat. Buradan devam edeyim. Diğer türlü gidemiyorum hiç. Devam edemiyordum. Sanırım solumda hemen bir kemer var. Şimdilik göremiyorum ama
birazdan görürüm. Evet. Yani bu yolda bin bir çeşit böyle tarihi eser bulabilirsiniz. Şu anda gerçekten yol kötü. Bakın yürüyenler de var burada. Yürüyerek de gelebilirsiniz. Yani bisiklet tamam güzel ama bir yolda topraktan gitmeniz gerekiyor bisikletle. Ya da çok böyle profesyonel bir bisikletiniz olması gerekiyor. Ama yolun kendisi gerçekten muhteşem ya. Çok güzel bir yol. Burası daha düzgün. Buradan devam edebilirim. Orası topraktı. Yani taştı. O diğer taraf taştı. Şuradan devam edebilirim. Okey. Tamamdır. Okeyiz. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Aa yine başladı. Yani o şeyi korumak istemişler. Eski yolda da böyle bu şekildeydi muhtemelen. Yapıyı korumak istemişler. Buraya gideyim bakayım ne var. Merak ettim. Bir de Roma'da çok fazla kedi ben görmüyorum ya. Çok değişik ama şurada iki tane var. Bak korkuyorlar. Gel. Gel bakayım ne kadar güzelsin sen. Gel. Vallahi bir şeyim yok. Kokla. Hadi gel. Ya korkma bir şey yapmam sana gel. Hadi gel hadi. Muhteşem huzurlu bir yol var ya. Harika. Buraya böyle bir de en güzel zamanı sabah erken saatleri yani güneşin doğduğu zaman ve battığı zamanlar gelebilirsiniz. Bakın mesela burada herhangi bir eserler karşınıza çıkabilir. Bütün hepsi antik eserler arkadaşlar. Hemen sağımda da böyle bir yer var. Neresiymiş burası okuyalım. Ha military zone. Burada video çekemeyiz. Okey abi. Çekmeyiz biz de. Şurada da bir herhalde sütundu. Eskiden. Şu anda böyle az kalmış. Bir kısmı kalmış sadece. Hops. Şuradan gideyim. Okey. Yol üzerinde böyle anıtlar görebilirsiniz. Bunlar mesela kimin? Herhalde Azizlerin mezarı buradaydı herhalde. Çok güzel. Evet, bir tane mezar var burada. Diğeri de mezar taşı. Şimdi ben bu tarafa doğru devam etsem Brindisi'ye giderim. Buradan da Adriyatik Denize ulaşabilirim. Şöyle de devam etsem tam yani geldiğim yönde Colosseo'ya çıkıyorum. Zaten karşıma bu yol bittikten sonra büyük bir kapı çıkıyor. Orası Roma'nın girişi oluyordu eski zamanlarda. Hala da duruyor. Burası daha düzgün bir yol. Taş, mermer taşlar yok burada. O yüzden biraz daha bisikletim can çekişmeden devam ediyor. Mesela şu yapıya bakın ya. Harika arkadaşlar burası. Bütün yollar Roma'ya çıkar derler ya. Bu yol aslında tam o lafa uyuyor. Bu yolu gelip kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Yani birinci gezeceğiniz yer Colosseo falan onlar tamam onları 3 günde bitirirsiniz ama 4. 5. gününüz varsa boş zamanınız varsa bisiklet kiralayın bu yola gelin. Muhteşem bir yol. Bakın mesela şu anda konuştuğumda zamandan bir 7-8 tane böyle anıt gördüm. Hatta daha da göreceğim belki ileride. Bu yol zaten öyle. Brindisi'ye kadar bu yol bu şekilde tarihi anıtlarla doludur. Mezarlıklar, anıtlar, kervansaraylar. Şu anda sanırım bir 5 kilometre falan yol aldım. Yani bu yol bütün güzelliğiyle hala devam ediyor. Muhtemelen Brindisi'ye kadar. Ya zaten bu yolun uzunluğu 660 kilometre. Ben bilmiyorum, araştıracağım, bakayım gerçekten Brindisi şehrine yani Güneydoğu şehrine kadar bu şekilde mi acaba?
Merak ediyorum. Şu anda surlar kısmındayım. Bakın ne kadar güzel. Burada bir de tilki var demiştim. Bir de papağan ben çok gördüm. Bildiğiniz papağanlar yani. Türkiye'de İstanbul'da Eminönü'nde satılan papağanların aynısı. Burada böyle geziyorlar. Burası Villa de Quintilli. Ama maalesef kapalı. Şurası da çok güzel ya. Şu taşlara, mermerlere bakın. Mermerler herhalde eski zamandan beri buraya atmışlar. Sonradan yapmış. Bak mesela bu papağan. Bilmiyorum gördünüz mü? Şöyle bir. Şöyle bir yer. Kafası kesilmiş bir Roman heykeli. Eski Roman heykeli. Bir tane skuterle gelen birisi var. Sol tarafı merak ediyorum bayağı. Değişik bir yere benziyor ama çözemedim. Evet şu anda saat 2 ve ben ne kadarlık yol aldım? Yaklaşık bir 9 kilometrelik bir yol pedal çevirdim ve buraya doğru geldim. Ama yavaş yavaş dönmek istiyorum çünkü ne su getirdim ne yemek getirdim kendimle ve biraz açıkçası yoruldum. Ama bu yolu böyle devam etsem yani nereye çıkarım bakalım bir. Costanzone Roma Ciampino bölgesine çıkabilirim yani. Zaten bu yoldan sonra sadece Costanzone Roma. Şurası kalıyor. Bu da benden ne kadar uzaklıkta? 1.3 kilometre. O yüzden bunu sonraki sefere bırakıyorum. Ve yavaş yavaş dönüş yolu gözüktü bana. Çünkü yoruldum. Yaklaşık 18 kilometre yol sürdüm. Bir kilometre daha gitseydim farklı bir tarihi eser vardı, onu görürdüm. Ama bugünlük yeter. Zaten dönüş yolum da uzak. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ciao. Hadi görüşürüz. Bye bye.